Sevgili arkadaşlar, ben binlerce insandan şu cümleyi duydum. Ortak cümle şu: korkmamam gereken şeylerden korktum, ömrümü ziyan ettim. 20 senem boşa gitti, 30 senem boşa gitti. Gereksiz korkular ile yıllarımı harcadım, boşa kürek salladım diyen binlerce insan var. Örneğin kişi ehliyet alıyor, gayret gösteriyor değil mi? Far yapıyor, 20-30 far yani tur. Dünyanın parasını veriyor, ehliyet alıyor. Almanya'da mesela 2000 euro, 3000 euroya mal alıyor. Ehliyetini aldıktan sonra arabaya binecek, bir korku geliyor. Bu korku onu engelliyor, araba sürmesini engelliyor. Ve 10 sene, 15 sene araba sürmeyen insanlar var. Yani ehliyet aldıktan sonra. Bu bir. Veya bir korku daha, kişi çevreden o kadar etkileniyor ki dışarı çıkmıyor. 13 sene evinden dışarı çıkıp bir yere gitmiyor. Oğluyla, kızıyla parka gidemiyor. Çevreden etkilenerek, haberlerden etkileniyor örneğin. Veya kişi uçağa binmiyor, asansöre binmiyor, yüksek bir binaya çıkamıyor, köprüden geçemiyor. Gereksiz korkular, hiç olmayacak, yaşamayacağı korkuları düşünerek, oraya enerji harcayarak o korkuyu gittikçe büyütüyor. Büyüttükçe o korkuyu gözünde daha da sıkıntı basıyor. Göğüs kafesi daralıyor. Nefes almakta zorlanıyor. Saçları dökülüyor. Yüzündeki kırışıklıklar çoğalıyor. Yani çöküyor bir insan ya. Korku yüzünden fizyolojik değişiklikler oluşuyor insanda. Korku olunca bir insanda beyin küçülüyor. Analitik düşünemiyor, sağlıklı düşünemiyor. Çözüm üretemiyor. Veya iş dünyasında bildiğim, tanıdığım iş insanları var, iş adamları var. Bunlar korkularından dolayı satışlarını yapamıyorlar. Rezil olurum korkusuyla insanların önüne çıkmıyorlar. Elemanlarına söz geçiremiyorlar. Veya almayı da yaşıyorsa eğer maliyeden, finansaldan korkuyorlar. Bu korkularından dolayı kıtlık bilinci oluşuyor. Önüne fırsatlar geliyor, satış yapacak, daha çok para kazanacak ama arkadaki korkularından dolayı adım atmıyor, fırsatı değerlendirmiyor. Ziyan ediyor ömrünü, boşa enerji harcıyor. Niye dükkana gidip geliyorsun, o kadar yoruluyorsun? Niye iş yerine gidip geliyorsun veya sen bu işi neden yapıyorsun? Fırsat maliyeti tarafından baktığımızda aslında kişi bu korkularını çözmeyerek yıllık yüz binlerce euro para kaybediyor. Sadece korkularından dolayı. Bu insanların dışında başka kitlelerden de bahsedebilirim. Aile kurmaktan korkuyor kişi. Evlenemiyor bir türlü. Daha önceden görmüş, örnekler görmüş bir yerlerde. Ben onun gibi olmak istemiyorum. Şunun gibi de olmak istemiyorum. Şöyle bir aile kurmak da istemiyorum. İstemedikleri taraflara odaklanarak bir türlü aile kuramıyor. Sosyal olamıyor, insanların arasına girmiyor. Rezil olurum korkusuyla. Veya o ne der, bu ne der? O benim için ne düşünür diye sürekli düşündüğünden dolayı evden dışarı çıkmayan, biraz önce dediğim gibi 13 seneden beri dışarı çıkmayan insanlar var sevgili arkadaşlar bu dünyada. Dolayısıyla bu insanlar aslında korkularını çözmeyerek ömürlerini israf ediyorlar. Hayatlarını israf ediyorlar. Beyinlerini küçültüyorlar. Fizyolojik rahatsızlıklar başlıyor. Çöküyorlar. Adam 30 yaşında 50 yaşında bir insana benziyor. Sevgili arkadaşlar, çözmeyerek oluyor bu iş. Çözmediği için oluyor. Yani çaba göstermiyor. O iş adamı örneğin 100 bin euro yıllık para kazanıyor. Kendi üzerine biraz çalışma yapsa, korkularından kurtulmak için bir programa katılsa, 3-5 bin euro ödeyerek korkularından kurtulsa bir programa katılarak, o zaman ne yapacak? Her yıl yüz binlerce para kazanacak. Veya insanların arasına girmekten korkan insan veya aile kurmaktan korkan bir insan, bu problemi çözmek için biraz kendi üzerine çalışma yapsa, yatırım yapsa kendine, bu korkulardan kurtularak huzurlu bir aile kuracak. Kesin Allah'ın izniyle. Yıllarını kaybetmeden, ömrünü ziyan etmeden bunu yapacak. Bunun dışında kızlar, öğrenciler korkularından dolayı çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar ama üniversitede, imtihanlarda devamlı korkularından dolayı, heyecanlarından dolayı imtihanlarını kaybediyorlar, sınavı kaybediyorlar. Yanlış dolduruyor. Heyecanlandığından dolayı hiç unutmam, yıllar önce üniversite okurken bakardım etrafa, çevreye bakardım. Kızlar tir tir titriyordu devamlı. Korkuları vardı. Ama erkekler
biraz daha sakin sanki. Kızlar daha çok çalışıyor ama hak ettiklerini alamıyorlar. Yani kişi hak ettiği neyse ona ulaşamıyor. Neden? Korkularından dolayı. Gereksiz korkularından dolayı. Gereksiz kaygı, endişelerinden dolayı. Ve bu gittikçe pompalanıyor, daha fazlalaşıyor. Daha işin başlangıcındayız. Çünkü sistem korku üzerine kurulmuş. Korku pompalanıyor devamlı. Her kanalda, her alanda. Korkuyla para kazanıyorlar çünkü. Dolayısıyla sen kendini onlara esir edersen, esir bırakırsan, rehin bırakırsan, sen arzuladığın o hak ettiğin ne varsa ona ulaşamayacaksın. Neden? Çünkü korku var. Yaşamayacaksın. Hiçbir zaman olmayacak olaylara odaklandığından dolayı. Yaşamayacaksın bir korkuya odaklandığından dolayı ulaşamayacaksın. Arzuladığın yere gelemeyeceksin. Hak ettiğin yere gelemeyeceksin. Peki çözüm ne? Bir kere yüksek farkındalık gerekiyor. Farkındalık, yüksek farkındalık nedir sevgili arkadaşlar? Bir şeyi insan fark ettiği zaman, yani sadece fark etmek değil de yüksek farkındalık. Biraz daha farkındalıktan daha üstün bir şey. Bir kişi bir şeyi fark ettiğinde, bu gerçeği kabul ettiğinde, kişinin içsel içinden ve dışarıdaki kaynaklar devreye giriyor. Tamam mı? Kişinin elindeki bütün kaynaklar devreye giriyor, o problemi çözüyor. Yani o kişinin önündeki problem neyse onu çözüyor. Bütün kaynaklar. Fark ederse ama. Peki burada fark etmen gereken şey ne? Bak burada açık ve net söyleyeyim. O korkular sende yoktu daha önce. Sen dünyaya geldiğinde iki tane korkun vardı. Bir yüksek ses korkusu, bir de düşme korkusu. Bu kadar. Diğer korkular hep öğretildi. Buna öğretilmiş çaresizlikler deniyor. Ve sürekli korkular pompalanıyor. Çaresizlikler öğretiliyor. Nereden? Bütün kanallardan, ana akım medyadan, her yerden sana korku pompalanıyor. Senin en sevdiğin arkadaşın bile seni bir şeyle korkutuyor. Komşun korkutuyor, o korkutuyor, bu korkutuyor ve sen devamlı nereye odaklanıyorsun? İstemediğin şeyleri söylüyorsun devamlı. Ne diyorsun? Ben bunu istemiyorum. Ben şunu istemiyorum. Ben bundan korkuyorum, ben bundan korkuyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani odak noktan korkular. Enerjiyi korkuya odakladığından dolayı korktukların da başına geliyor. Hedefle senin arana korkular duvar örüyor. Duvar örüyor ve sen hedefine ulaşamıyorsun. O istediğin aile huzuru, o mutluluk veya o bereket, finansal özgürlük, daha fazla satış yapmak, daha fazla kazanmak, bunlar ile senin aranda korkular. Peki o korkular biraz önce dediğim gibi sana birileri tarafından öğretiliyor. Buna öğrenilmiş çaresizlikler, bunu kafana koy. Öğretilmiş çaresizlikler, sen bunu öğrendin. Senin korkun değildi bu. Ahmet'in, Mehmet'in, Fatma'nın korkularıydı o. Onlar sana öğretti. Bunlardan kurtulmanın yollarını öğrenmen lazım. Birinci madde bu. Yani bunların yolunu öğrenmen lazım. O yüzden birinci kural bu farkındalığa ulaşman lazım. Birinci bunu fark etmek. Bu gerçeği kabul ediyorum. Okey, tamam. İyi, kabul ettin mi? Bunu fark ettin mi? Tamam. İkincisi sorumluluğu ele alacaksın. Sadece fark etmek yetmiyor. Hani bir karış bostan yan gel Osman yok. Yani sorumluyum. Ben sorumluyum bundan. Örneğin ana akım medya sana korku pompalıyorsa onun düğmesini kapatmak benim sorumluluğumda. Sorumluluk alacaksın. Sen kapatacaksın. Sen sorumlusun. Sen müsaade ediyorsun. Ahmet seni o yüzden korkutuyor. Sen müsaade etmezsen korkutmaz. O yüzden ikincisine sorumluluk alacaksın. Birincisi farkındalık, ikincisi sorumluluk. Üçüncüsü harekete geçmek. Harekete geçmek. Peki masadan kalk, yerinde say. O da değil. O hareketten bahsetmiyorum. Kendini geliştirmek için çaba göstereceksin, gayret göstereceksin, hareket edeceksin. Bu manada hareket edeceksin. Yani kavli dua var, bir de fiili dua var. Fiili duada hareket etmek. Hareket ne? Kendini geliştirmek için çaba göstereceksin. Eğitim programları varsa eğitim programlarına katılacaksın. Kendini geliştireceksin. Kendini bilmek için gayret göstereceksin. Çünkü kendini bilen ömrünü zayi etmez, ömrünü israf etmez. Dolayısıyla kendini tanımaya başlayacaksın. Üçüncüsü de bu. Zaten gerisi kendiliğinden geliyor. Sen bu üç maddeyi yerine getirdiğin zaman kendinden çözümler gelmeye başlıyor. Niye?
Çünkü beynini, zihnini rehin vermekten kurtardın artık. Daha önceden rehin veriyordun. Ona, buna rehin veriyordun. Ana akım medyaya, Ahmet'e, Mehmet'e teslim ediyordun zihnini. Onlar istediği korkuyu senin beynine sokuyorlardı. Ama artık bunu yapmadığın için öğrenilmiş çaresizliklerden kurtularak çareler gelmeye başladı. Öğrenilmiş çareler gelmeye başladı. Sen kendini geliştirdikçe çareler geliyor, çözümler geliyor ve çözümler geldikçe zaten sen istediğin o ne varsa, hedefin neyse oraya ulaşıyorsun. Çünkü duvar yok artık. Hani arada duvar vardı ya, duvar yok artık. Seninle bereket arasında duvar yok. Bereket sana geliyor. Seninle aile huzuru arasında duvar yok artık. Huzur geliyor sana. Aileni kurmuş oluyorsun veya ailenle mutlu oluyorsun. Veya sağlıkla senin aranda bir duvar yok. Sağlığın düzeliyor. Veya senin özgüveninle senin aranda duvar yok. Korku duvarı yok. O yüzden senin özgüvenin çoğalıyor. Gerisi kendinden geliyor zaten. Dolayısıyla bu maddelere dikkat et, uygula, hayatına yansıt. Senin de hayatın değişecek. Bunu kesin olarak söyleyebilirim Allah'ın izniyle. Biraz önce saydığım maddeleri uygulayarak hayatına yansıtabilir, hedeflerine ulaşabilirsin. Daha pratik, daha hızlı bir şekilde hedeflerine ulaşmak istiyorsan, uzman rehberliğinde daha sağlam adımlar atmak istiyorsan, step by step ilerlemek istiyorsan, o zaman bizim programlarımıza da katılabilirsin. Bizim programlarımıza katılabilmek için videonun altında link var. Linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun. Bir analiz gibi gönderiyorsun bize. Biz bakıyoruz bizim programa uyuyor mu, uymuyor mu? Eğer uyuyorsan zaten seni bizim arkadaşlar arıyorlar. Ve beraber seninle ben bir ön görüşme yapıyoruz. Bu ön görüşmede ayak bağların nelerdir, engellerin nelerdir? Seni tutan şeyler ne? Korkuların ne? Bu korkulardan nasıl kurtulursun? Ve senin içindeki potansiyelin ne? İçindeki aslan nerede yatıyor? Hangi yeteneklerin var? Bunları buluruz. Bunları analiz ederiz. Sen kendini tanımaya başladığın zaman zaten hayatın değişecek. Bizim programlarımıza katılıp da hayatını değiştirmiş binlerce insanlar sevgili arkadaşlar. Bu konularda sen de hayatını değiştirebilirsin. Sen de korkularından kurtulabilirsin. O yüzden şimdi hemen harekete geç. Videonun altındaki linke tıkla. Formu doldurup gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.